Koru Mutuel Sigorta bir zamanları sunar. Evet, bir zamanlarda bu haftanın konusu dünden bugüne hayatta kalma. Hüsamettin Doğramacı ile birlikteyiz. Merhabalar. Merhaba. Çok teşekkürler bizi ağırladığınız için öncelikle. Harika bir yer gerçekten. Böyle arkadan boğazlar, tankerler, bir yandan da yağmur falan. Süper harika. Şimdi sigorta, Türkiye'nin tek sigorta kooperatifinin üst düzey yöneticiliğini yapıyorsunuz. Sigorta denince ya ben dahil eminim ki pek çok kişinin aklına böyle hani şey ya şimdi ne gerek var gibi filan bir durum geliyor aslında. Nasıl dünyada ve Türkiye'de sigorta algısı nasıl? Tam da söylediğiniz gibi yani bizim toplumumuzda sizin düşündüğünüz gibi düşünüyorlar ve bizim de en büyük sorunumuz bu zaten. Sigorta aslında bir kültür meselesi, bir kültür ve eğitim meselesi, bir ihtiyaç hissetme meselesi. Sigortayı niçin insanlar bir ihtiyaç olarak hissetmeleri lazım? Çünkü insanlar riske maruzlar. İnsanlar doğdukları günden ölecekleri güne kadar hem kendileri için hem varlıkları için hem sevdikleri için çeşitli risklerle karşı karşıyalar. Hastalanabilirler, evleri yanabilir, araçları kaza görebilir, sevdiklerinin başına bir şey gelebilir. Bunların her biri birer risktir. Ve insanlar bu risklerle huzursuz yaşarlar. Eğer bu riskleri transfer ederlerse başka birine o zaman huzurlu olurlar. İşte sigorta bu transfer edilecek yöntemlerden bir tanesi. Tek kooperatif, sigorta kooperatifi pardon. Söylemekte insan bir tereddüt ediyor ama. Ne demek yani kooperatifi aşağı yukarı ne olduğunu biliyoruz hani tarımdan vesaireden ama sigorta kooperatifi olunca ne demek oluyor onu anlamak açısından? Peki kısaca o zaman bir kooperatiften bahsedeyim. Kooperatif karşılıklı yardımlaşma, dayanışma demek. Yani her alanda yapılabilir bu. Tarımda da yapılabilir, tüketimde de yapılabilir, herhangi bir şey üretmede de yapılabilir. Bizim geçmişte ahilik olarak bildiğimiz sistemi. Tabii geçmişimizde pek çok böyle müessese var. İmece denilen bravo, işte. Bravo. Evet. Bu tür karşılıklı yardımlaşmalar aslında bir kooperatif özelliği ama kooperatif kelimesi batıdan gelme bir kelime. Evet. Ve insanların bir araya gelerek işbirliği ve güç birliği yaparak kar gayesi gütmeksizin sadece birbirlerinin ortadaki işini birlikte yapıp kaldırmak amacıyla kurdukları sistemler. Türkiye'de de 1913 yılında ilk defa bir kooperatif kurularak bu faaliyet başlamış ve bugün de çok gelişiyor. Dünyada yaklaşık 800 bin tane kooperatif var ve bunun 80 bin tanesi Türkiye'de. Yani Türkiye bu açıdan çok kooperatife sıcak bakan ve kooperatifi yaygın kullanan bir ülke. Yardımlaşmayı seviyoruz ondan herhalde. Tabii bizim toplumumuza çok uygun bir şey kooperatifçilik. Evet. Bu 80 bin kooperatifin de 8 milyon üyesi var Türkiye'de. Hı hı. Bu 80 bin kooperatifin sadece bir tanesi sigorta kooperatifi. Diğerleri konut kooperatifleri, yardımlaşma kooperatifleri, üretim kooperatifleri, tüketim kooperatifleri vesaire. Dünyada ise sigorta kooperatiflerinin sayısı bu kadar az değil. Mesela Avrupa'da 3000 tane sigorta şirketi var. Bunun 6000 tane sigorta şirketi var. Bunun 3500 tanesi kooperatif. Yani Türkiye'ye göre oran bambaşka. Yani yarısından fazlası kooperatif. Evet. Niye? Çünkü Avrupa'da bundan 400 sene önce ilk sigortacılık kavramı ortaya çıktığı zaman insanlar işte deniz ticaretine veyahut da uzak doğu, uzak yollara çıktıkları zaman maruz kaldıkları risklere karşı birbirlerine kooperatif sigortasının temeli olan karşılıklı sigortacılık esasıyla sigortalamışlar. Yani aynı riske maruz olan kişiler birbirlerini korumaya almışlar. Bir fon oluşturmuşlar ve bu fon o kişilerden hangisi veya hangileri o riske maruz kalmışsa onun zararını telafi etmiş. Ve bu şekilde gelişmiş. Ama tabii modern zamanda bu fonun idaresi dışarıdan kuruluşlar tarafından yapıldığı için artık bu sistem anonim şirket şeklinde kurulmuş sigorta şirketlerine dönüşmüş. Ve bugün Türkiye'de de dünyada da yaygın olan geleneksel sigorta yöntemi devam etmiş. Fakat bundan 100-150 sene önce tekrar kooperatif şeklinde organizasyonlar yapılıp sigortanın canlandırılması gündeme gelmiş. Çünkü anonim şirketler de biliyorsunuz doğal olarak ticari kuruluşlardır ve kar gayesi vardır. Halbuki sigortaya ihtiyacı olan insana demişler ki niçin bizim topladığımız primlerden başkaları kar etsinler? Biz kendimiz böyle bir fon kurup kendimizi sigortalarsak, birbirimizi sigortalarsak oluşan kar da bize kalır. Dolayısıyla primlerimiz de ucuzlar. Hasarların ödenmesi de daha güvenli bir şekilde yapılabilir. Bu düşünceden hareketle Avrupa'da bundan 100-150 sene önce keza Amerika'da çeşitli
kesimler, aynı riske maruz çeşitli kesimler sigorta kooperatifleri kurmuşlar. Mesela işte patates üreticilerinin kurduğu kendi kooperatifleri veyahut da otomobil üreticilerinin kurduğu kendi kooperatifleri. Ve bunlar bugün Avrupa'nın, Amerika'nın devasa sigorta şirketleri haline gelmişler. Çünkü adam bir patatesten yola çıkıp devasa bir sigorta şirketi haline gelmiş. Patates üretimindeki risklerden yola çıkarak devasa şirket haline gelmişler. Ve dünyanın başka ülkelerinde sigorta şirketleri kurmuşlar. Bugün Türkiye'de faaliyet gösteren pek çok yabancı şirketin esası kendi ülkelerinde bundan 150 sene önce kurulmuş olan kooperatiflerdir. Hala o ülkelerde kooperatif şeklinde kurulmuşlardır. Ve burada anonim şirket olarak kendi kooperatiflerine kar ve gelir sağlıyorlar. Bu Türkiye'de de denenmesi gereken bir yöntemdi. Çünkü yıllardır Türkiye'de, yani neredeyse 90 yıldır Türkiye'de sigortacılık faaliyeti yapılıyor. Ve hala Türkiye'nin sigorta üretimi çok yetersiz. Yani bir ölçüttür bu. Gayri safi milli hasılaya sigortanın oranı ölçütü. Türkiye'de yıllardır %1.6'dır. Hatta %1.6'ya son zamanlarda gelmiştir emeklilik ve hayat sigortası sayesinde. Daha da azdır. Halbuki Avrupa Birliği ülkelerinde bu %7'dir. Bizim klasımızdaki ekonomilerde %2, %3'tür. Türkiye bu 1.6 bariyerini asla aşamamaktadır. Ve bu sebepten dolayı kooperatif sigortacılığının farklı bir model olarak uygulanması bize bu şansı vermektedir. Çünkü hem Türk toplumunun yapısına uygundur kooperatifçilik, hem denenmemiş bu yöntemle bu penetrasyonu kıracağımızı ve Türkiye'de sigortacılığı tabana yayacağımızı düşünüyoruz. Harika. Peki, şimdi tabii çok hassas olan bir konu var Türkiye'de. Türkiye'de sigortanın aslında en çok ihtiyaç duyulan, son zamanlarda da en son Van depreminden sonra filan da en çok bahsi geçen DASK denilen bir sigorta var. Ve hani Türkiye'nin çok hassas olduğu bir yumuşak karnı aslında deprem. Peki Türkiye sigorta olarak, yani şimdi biz tabii depremin olup olmamasını sigortalayamıyoruz ama en azından sonraki hasarlar için bir sigorta sistemi oluşturulabiliyor. Hatta zorunlu halde şu anda. Peki Türkiye hazır mı hakikaten depreme? Depremi sigortalayabilmiş durumda mı? Bu hasarı karşılayabilecek durumda mı? Yani? Ben size birkaç rakamdan bahsedeyim. Ona siz karar verin. Türkiye deprem riskinin transfer edilebileceğini, yani sigortalanabileceğini 1999'da öğrendi. Çünkü 1999'da Türkiye ilk defa ciddi bir depremle karşılaştı. Ekonominin kalbi olan Marmara bölgesinde bir deprem oldu biliyorsunuz. 17 bin canımızı kaybettik. 13 milyon dolarlık bir milli servet yok oldu. Evet. Bu 13 milyon dolarlık milli servet eğer sigortalı olsaydı, batılı ülkelerde olduğu gibi, o sigorta sistemi bu 13 milyon doları sahiplerine geri verirdi. Yani evleri yıkılanların, fabrikası yıkılanların, iş yerleri yok olanların varlıkları yerine konabilirdi. Halbuki bunun ancak 1 milyon doları sigortalıydı. Yani 12 milyon dolarlık servet ya karşılanamadı, yerine konamadı veyahut devletin ek vergileriyle toplumdan alındı veya yine çeşitli kuruluşların yaptığı kampanyalar sayesinde halkın cebinden yardım olarak çıktı veya başka ülkelerden yüksek faizlerle dış borç alınarak kapatıldı. Ama bunların hiçbiri kâfi gelmedi. Bir kısmı da hakikaten yerine konamadı. Bugün hala ödediğimiz ek vergiler, deprem vergileri, ÖTV'ler o günkü sıkıntıların sonucu. Peki bugün hazır mıyız? Yani 2013 senesinde bugün Marmara'da Allah korusun bir deprem olsa ya da 2014 yılının başlarında bir deprem olsa Türkiye bunu karşılayabilecek durumda mı şu anda? İnşallah. Çünkü 1999 depreminden sonra herkes bir ders çıkardı kendisine. Devlet de bir ders çıkardı ve bu konuda zorunlu deprem sigortasını kurdu. Zorunlu deprem sigortasını kurdu ve dedi ki insanlara ben artık böyle büyük bir deprem durumunda sizi kendi gücümle koruyamam. Siz de elinizi taşın altına koymalısınız ve ufak ufak birikimlerle kendinizi sigortalamalısınız. Çünkü bu tür büyük depremlere maruz ülkelerde bu yapılıyor. Amerika'da da bu yapılıyor, Avrupa ülkelerinde bu yapılıyor, Türkiye'de de bu yapılmalıydı. Fakat orada sac ayağının biri eksik kuruldu. Zorunlu olmasına rağmen zorunluluğun bir midesi konmadı. Dolayısıyla zorunluluğu kimse takmadı. Bu sebeple deprem
sigortası, zorunlu deprem sigortası geçtiğimiz yıla kadar yani neredeyse 14 yıl boyunca %10, %20 civarında bir satış veyahut da o kadar kişinin talebine evet cevap verebildi. Dolayısıyla %80 sigorta alması gereken kesim bunu almadı. Almayınca tabii onların da güvencesi o kadar eksik olmuş oldu. Geçen sene yeni bir yasa çıktı. Bu yasayla deprem sigortasının zorunluluğunu bildiğiniz gibi işte elektrik, su ve gaz faturalarıyla zorunluluğunu zorunlu hale getirdiler. Kontrol hale getirdiler. Evet. O sayede geçen sene 3,5 milyon olan sigortalı konut sayısı 4,5 milyona yükseldi. Yani bir senede 14 senelik şeyin aslında 3'te 1'ini bir senede son bir yaptı. Ve satış da daha doğrusu deprem sigortasının sunumu da %23'ten sanıyorum %29'a çıktı. Yani hala Türkiye'de %70 konut sigortasız. Anladım. Van depreminde mesela en son 600 küsur vatandaşımızı kaybettiğimiz ve 1 milyon 500 bin dolarlık bir hasarın olduğu Van depreminde ancak 136 milyon liralık bir hasar tazminatı DAS kurumu tarafından ödenebildi. Onda biri neredeyse. Onda birinden daha az. Daha az hatta. Evet. 1 dolar çünkü. Dolayısıyla Allah korusun yine böyle bir büyük deprem olursa bu sigortaya sahip olanlar bundan yararlanmış olacaklar. Diğerleri yine devletin yardımına muhtaç olacaklar. Eş dost yardımına, kampanyalara muhtaç olacaklar. DASK'ın çok güzel reklamları var televizyonda biliyorsunuz. Bir deprem olursa evinizin kırılırsa nerede kalırsınız düşündünüz mü diye. İnşallah insanlar öyle bir çaresiz durumda kalmazlar ama İnşallah. Tedbir almak lazım. Evet. Çok teşekkürler. Çok hassas bir konu tabii ki. Az sonra depremi konuşmak için AKA'ya, Arama Kurtarma Ajansı'na da geçeceğiz. Bakalım Türkiye sigorta olarak hazır mı değil mi onu öğrendik ama acaba fiziksel olarak da hazır mı değil mi, bilinç olarak hazır mı değil mi onu da öğrenmek için. Yeni bir röportaja geçeceğiz. Çok teşekkürler bizi ağırladığınız için. Yani hava da hakikaten şansımıza çok güzel denk geldi yani. Çok güzeldi. Harikasınız. Ben de böyle bir konuyu gündeme getirdiğiniz için ve bunu halkımıza tekrar hatırlatmaya vesile olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkürler. Evet, bir zamanlarda Hüsamettin Doğramacı ile sohbetimizin sonuna geldik ama bir zamanlar devam ediyor. Koru Mutuel Sigorta bir zamanları sundu.